Dünyanın, doğanın ve çevrenin korunmasının ve temiz tutulmasının ne kadar önemli olduğunu, özellikle ekolojik anlamdaki dengedeki bozuklukların iklimsel sorunlarını nasıl bugüne yansıtmaya başladığına hep birlikte şahit oluyor ve yaşıyoruz. O zaman doğaya, çevreye hem saygılı olmalıyız hem de koruyan bir nesil olmalıyız. Aynı zamanda koruyan nesil olmakla beraber geleceğimiz olan siz değerli gençlerle bugün bu organizasyonu yaptık ki dünyanın dünkü çocuklarıyla geleceğimizin çocuklarını bir araya getirerek size sağlıklı, temiz bir çevre ve doğayı bırakmak adına yaptığımız bu işin ne kadar önemli olduğunu yerinde göstermek istedim. Bakın birlikte bugün özellikle Batı Park projemizin oradan başlayarak Cüre Irmağı'nın bulunduğu noktaya kadar hep birlikte bir temizlik çalışması faaliyeti yürüdü. Oradaki çevre kirliliğine hep birlikte şahit olduk. Görsel kirlilik bir taraftan, kokuşmuşluk bir taraftan. O zaman turizm şehri diyeceğiz ama böyle görsel kirliliklerinin de bir turizm şehrine yakışmadığını, ülkemize, dünyamıza yakışmadığını hep birlikte görmüş olduk. Peki o zaman ne yapmak lazım? Çevreyi kirletmemek lazım. Hele hele özellikle artık son dönemlerde yerel yönetim olarak her lokasyonda çöplerinizi bir poşet içerisinde rahatlıkla hemen çöp kovasına ulaşabilerek atabilme imkanınız var. Bizler de zaten onları yerinden topluyor, ayrıştırılması gerekenleri ayrıştırarak yeniden kullanım anlamında imkan oluşturuyoruz. O zaman eğer bu yaşadığımız ortamı, dinlendiğimiz alanları, gezdiğimiz alanları keyif alarak turladığımız o alanları temiz bulursak orada güzel vakitler geçiririz. Bu güzellikleri daha rahat yaşayabilmek adına diyorum ki hep birlikte şehri öncelikle temiz tutalım, evimiz gibi tutalım istiyorum. Tabii bugün gerçekten bu organizasyona katılımınızdan dolayı buradaki bir farkındalığın oluşması için sizlerin de bizlerle olmasından dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Turizm temizlikle başlar, birlik beraberlikle devam eder ve vizyonla da sürer. Bu anlamda Ünye'miz turizm kimliğine yakışır. Turizm yatırımlarıyla, sosyal donatılarıyla, belediyemizin bu alandaki yaptığı çalışmalarla bölgenin parlayan yıldızı olmuştur. Bu anlamda bugün de bu değerlere sahip çıkmak, bugünü de yaşamak adına temizlik çalışması yaptık. Dolayısıyla buradan bütün halkımızı daha duyarlı olmaya, daha temiz bir Ünye'de, daha temiz bir dünyada yaşamaya davet ediyorum. Sokağınız temiz olmalı. Çünkü Ünye'de vatanınız. Sonra Türkiye vatanınız. Sonra dünya vatanınız. Çöp çok önemli. Neden biliyor musunuz? Bu plastikler 400-500 sene tipine göre çürümüyor. Çürüdüğü zaman da toprağı kötüleştiriyor. Bugün temiz bir dünya, temiz bir gelecek sloganıyla belediye başkanımızın ev sahipliğinde bizleri de davet ettiler. Öğrencilerimizle birlikte katıldık. Tabii ki güzel bir etkinlik. Kutluyorum belediyemizi. Öyle güzel bir deniz ve çam ormanlarının arasında böyle bir tesiste Ünye Belediyesi, Ünye'nin bir turizm şehri olma hedefi 2004 Ünye Kurultayı'ndan beri gündemimizde. Biz de üniversite olarak bu konuda bölümleri açarak, öğrenci yetiştirerek bu projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii ki içinde yaşadığımız dünya bir ekolojik kriz içinde, daha doğrusu çevre krizi yaşıyoruz. Gördük yani ne kadar kirletildiğini Ünye'nin o güzel sahillerinin. Tabii ki bize düşen kendi evimizi temizlemek, kendi çöpümüzü kendimiz kontrol ederek bunları belirtilen yerlere bırakmak. Bu bir bireysel davranış olabilir ama yerleşmemiş toplumumuza görüyoruz yani. Bunun için çok daha ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor.